Kötü müydü kız giderken? Galiba. Bir şey dedi mi sana? Neredeyse 2 senedir çıkmıyoruz bu dergilere. Çok uzak kaldık bu cemiyet hayatından zaten. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun Süheyla yahu? Ay Rıza, kocaman kız oldu. Ayrıca bir derdi olduğu zaman da bana değil gidiyor arkadaşlarına anlatıyor. Sen de maşallah hemen lafı çevir. Ya lafı ben açtım, nasıl çevirebilirim? Tamam tamam Rıza, hiçbir yere gitmeyelim. Sen hediye falan da alma. Cebindeki akreple yaşa, tamam mı? Ya ben bu kadına ömrümü verdim. Şu kadar olsun, anladıysam ne olayım? Ne diyorsun? Başkanım, yemin ediyorum yengemin göz elasına çok yakışır. Zevkli adamsın mesela ha. Ya vereyim kurtulayım dedim. Sonra bır bır konuşuyor 40 saat. Yok hediye almadın, yok onu yapmadın, bunu yapmadın. Başkanım, yanlış anlamazsan hani böyle akıl vermek gibi olmasın da böyle eline tutuşturur gibi vermesen. Ulan yarım daire parası verdim buna. Ne yapacağım? Helikopterde mi atlayıp vereceğim? Yok ya, o kadar değil de. Yani önce güzel bir sofra kurarız. Sofra kurarız. Güzel bir sofra kurarım. Kutuya da bir tane böyle not iliştiririz ha? Bu defa ama sen yazar başkanım, benim el yazımı tanıyor ya artık. Ben ne yazacağım ya not? Mesela taze nazenini me. Taze nazenini me. Olur mu öyle şey ya? Dalga geçer gibi, kaç yaşında kadın, ayıp. Yok ya, niye dalga geçer gibi olsun başkanım? Yengeme hissettir. Yani böyle sen benim gözümde hala gençsin der gibi olur. Olur mu? Olur. Olur, olur. Bir git bana bir taze kağıt kalem getir. Allah'ına durma. Taze nazeni. Sen nereye böyle? Toplantıya. Gerek yok, sen evde kal. Yengen bir şey ister, onu halledersin. Ben zaten 1-2 saate geleceğim. 1-2 saat dedin, gecikme ama, tamam mı? Tamam mı Rıza? Kalma. Ay, gidiyor musun, kalıyor musun Rıza? Çan burada yani. Gidiyorum ya, Allah Allah. Ay anne, ne kızıyorsun babama? Uğurlamak zorunda değilsin. Ben uğurlarım babam, sen git. İşte bu be. Kızım, eski alışkanlık, ne yapayım ben de? Başkanım, ceket. İstemem, kalsın sıcak hava. Hadi kızım, hoşçakalın. Bak hele, akşam yemekler benden. Eğer canım bir şey çekiyor da söylemiyorsan alınırım. Yok Zübeyir'cim, sağ ol, ben akşam dışarı çıkacağım zaten. Ha, kısmetse başka akşam artık. Yaptığına bak. Taze demiş. Benden bile küçük olabilir bu. Hayır ya. Öyle bir şey varsa var ya. Bunlar iyice delirdiler ya. Boşanmak gibi değil bu. İkisi de bambaşka insanlar oldular resmen. Benden bir şey saklayamazsın. Ne oldu? Bir şey mi kaybetti ya? Neyi saklamışım ki ben? Babamın genç sevgilisi varmış. Yok daha neler. Gözümle görsem inanmam. Ay yeme beni Zübeyir. Ya yediğim mediğim yok. Sana da aşk olsun ha. Yani başkanım yapar mı öyle şey? Daha yengemle boşanmadılar be. İyi. İyi bakalım, anlatma sen. Ben çözerim zaten. Ya ne var da neyi anlatmayacağım, kurban olayım Allah. Anne, efendim kızım. Yarın sabah erkenden kalkıyoruz, ben düşündüm. Yani çok doğru bir karar vermişsin. Babamı boşa gitsin.
Nereden çıktı şimdi? Ya sizin evlilik mevlilik bitmiş, yalan olmuş, ilişki falan kalmamış. Yani sana el alemin adımından çiçek gelecek, babamın bundan haberi yok. Yani ne canım bu? Kızım başka bir adamla falan görüşmüyorum bak. Al telefonuma bak istiyorsan. Tamam tamam. Yani sen görüşmüyor olabilirsin de babam. Ne babanı? Aman yok bir şey ya, olmuyorsunuz işte. Yani biriniz menopoz, biriniz antropoz. Ay delirttiniz beni be. Altyazı M.K.